Pro Destek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalımız için içerik öne çıkartma ve kanal fragmanı nasıl ekliyoruz beraberce göreceğiz. Benim Pro Destek kanalımın ana sayfası burası. Buradan ben kanalı özelleştir bölümünü seçtikten sonra karşımıza bu değişikliği yapacağımız ekran gelecek. Evet, şu anda geldi. Burada iki tane seçenek var. Şu anda altı çizili olan aktif olandır. Geri dönen aboneler için diyor. Bir de yeni ziyaretçiler için diyor. Burada geri dönen aboneler için bölümünü seçtikten sonra içerik öne çıkart diyerek istediğimiz bir videonun ister buradan bir tanesini seçiyoruz. Mesela ben şunu seçelim. Kaydet diyebiliriz. İsterseniz videonun URL'sini biliyorsanız onu da buraya kopyalayıp yapıştırarak yine aynı işlemi yaparsınız. Bunu kaydet dedikten sonra diyor ki bu içeriğe başlık ekleyin, isteğe bağlı. Yani başlık isterseniz ekliyorsunuz, istemezseniz boş bırakıyorsunuz. Daha sonra kaydet dedikten sonra bizim bu içeriğimiz öne çıkmış oldu. Peki yeni ziyaretçiler için kanal fragmanını nasıl ekliyoruz? Yine kanal fragmanına geldikten sonra buradan bunu seçiyorum ben. Tabii bu kanal fragmanı yapacağımız videonun aynı zamanda kanalımıza da yüklü olması lazım. Buna dikkat ediyorsunuz. Buradan fragmanımı ben seçiyorum. Daha sonra yine bunda da aynı şekilde URL girerek de aynı işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Kaydet dedikten sonra kanal fragmanımız buraya eklendi. Şöyle ben tekrardan sayfama giriyorum. Pro Dersler diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi benim kanal fragmanım burada oynamaya başladı. Şimdi peki ben bu fragmanı değiştirmek istediğimde ne yapacağım? Hemen yine aynı şekilde kanal özelleştir bölümünden girerek burada yine yeni ziyaretçiler bölümüne geliyorum. Şurada bakın şu anda gözükmüyor ama üzerine geldiğimizde şurada bir kalem gözüküyor. Kaleme tıkladığımız zaman fragmanı değiştir, fragmanı kaldır. Yani değiştirmek istediğimizde bunu seçiyoruz. İstediğimiz herhangi bir fragmanı bunun yerine koymuş oluyoruz. Pro Dersler kanalımda YouTube kanalımıza fragman ekleme ve içerik öne çıkarma işlemini nasıl yapıyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.